metrolar bedava mı size? İlk şaka bu mu? Şaka falan yapmıyorum ya, direkt soru soruyorum. Şaka mı yapmam gerekiyor? İşte şaka ben yapmıyorum. Benim görevim şaka yapmak değil. Metrolar bedava değil ama iyi ki de değil, sıkıntı yok. Ben neden? İçeri girdiğimde insanlar sürekli şeyi soruyorlar çünkü artık hani soru soracak mısın? Bir şey yapacak mısın? Şu an çekiyor musun videonu? Falan yapıyorlar. Yo hayır gidiyoruz şu an. Ha, tamam. Arkasını dönüp devam ediyor falan böyle. Yani bedava olsa artık ben de cıvkını çıkartırım, herkese bir şeyler sorarım gibi geliyor. Paralı olduğu için mi daha az soruyorsunuz? Ya hayır canım. Yani o daha para az... mı yetmiyor? Yani daha mı az hani metroya, yani şey mi, İstanbul Kart'ta daha mı az yekün olduğu için mi? Hayır, tercih etme şeklime göre değişiyor aslında bir tık. Hayır, buradan belediyeye seslenelim diye diyorum. Peki büyükşehir, tam olarak hani... nereden seslenelim? Buyurun, tam olarak belediyeye. Buyurun. Merhabalar. Mesajı aldığınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Vapur daha iyi olur bu arada. Bir vapurda tramvay ya da tramvay i̇şte çok daha toplu taşıma bir kart. Onun bir kart yetmiyor. Ya. Tabii tabii, hepsinde geçiyor olması lazım. Geçmiyor. Nerede geçmiyor? Geçmiyor? Marmaray'da geçmiyor. Ben yani şöyle geçmiyor. Ben buna yüklettim. Çok teknolojiyim ya. Ondan sonra böyle şey QR kod. Marmaray'da okuyan cihaz yok ki. Evet. Kaldım öyle. Siz dediler tek yön bileti alacaksınız. O zaman ben niye yüklettim bunu? Marmaray'da geçmiyor. Sevgili Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Marmaray'da da geçirirseniz bizim için de kolaylık olur. Değil mi? İnanılmaz. Ne açıdan? 17 liraya tek yön gidiş. Kesinlikle. Tek yön gidiş. 17. Evet. En son toplu taşım ne zaman kullandınız? Toplu taşımaya hatırlamıyorum vallahi. Ben en son taşımaya ne zaman bindim? Kim ya, evden bir yere gitmiyorum ki, evdeyim. Hiç yani. Buraya? Buraya arabayla geldim. Ama otobüs ya da vapura falan binmişimdir ama herhalde bir 3 senesi falan olmuştur. Sever misiniz öyle? Yani toplu taşım insanı mısınızdır? Yani tabii çok kalabalık, otobüs benzeri şeyleri çok fazla sevmem. Şu sebepten çok sevmem. Çünkü ben yatılı okudum. İlkokuldan sonra Ankara'ya konservatuara girince yaklaşık bir 10 sene kadar her hafta sonu otobüste Eskişehir'e git gel, git gel, git gel, git gel. Çok fazla bindim otobüse. Herhalde ondan sonra bir sıkıldım. Tren yolculuğunu çok severim. Ama eski o yataklı trenlerle uzun yolculuklar, şu anda hala uzak mesafeler var ama bilmiyorum, Eskişehir, Ankara'ya bile yemekli vagonuyla giderdik falan, çok keyifliydi. Toplu taşımada herhalde trendir benim tek şeyim, sevdiğim. Ulaştırma Bakanlığı'na seslenmek ister misin? Ulaştırma Bakanlığı'na seslenmek tren istiyorum. Tren yolculuğu için. Eski tren yolculuklarını lütfen bize tekrar yaşatın. Onu istiyorum ben. Çok güzeldi ama ben de trenciyimdir. Tamam. Harika yani. Kars trenine bindiniz mi? Doğu Ekspresi. Hayır. Yok, o bizim benim. Aa, nasıl trencisiniz o zaman? Yani ben kısa yol. Eski trenciyiz. Canım o da çok eskiden, ya ben eski değilim de eskiden anlatıldıkları için öyle. Yani şöyle, meşhurdur benim, ya. Benim annemle babamın o yılda bir kere falan yaptığı bir şeydir. Buradan giderler. Yataklı trenle orada öğlen biraz dolaşıp tekrar akşamki trenle tekrar geri dönerler. Ben de o zaman buradan seyirciye sesleneyim. Siz çünkü benim de hayalim Orient Express'e binmek. Ya. Yalnız 4000 sterlin civarında. Hani herkes bana bir sterlin gönderirse ben onu yapabilirim. 4000 kişiyle çözeriz yani. 4000 kişiyle çözeriz yani, hani açık bir, evet ben de onu istiyorum. Tamam. Mesaj çok açık. Aynen, çok açık öyle. Değil mi? Böyle Orient Express'le gitmek böyle. 36 saate bu kadar para alınır mı? Değil ya? Mi? Çok yani çok pahalı. Neyse, yeni şarkı hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani bu sene sonuna yetiştirdiğimiz bir şarkı oldu. İkinci şarkım oldu diyebilirim. Sene içinde çıkartmış oldum. Çok iyi bir şarkı oldu. Mümkansız. Mümkansız, evet mümkansız. Şarkımızın adı. Kimin fikri? Esat ve sevgili Ferhat'ın şarkısı. Ferhat Yaşın yazdı sözlerini. Şimdi mümkansız, tabii ben ilk şarkıyı duyunca dedim herhalde yanlış anladım. Yani imkansız bir sevda başka falan diye geçerken sonra bir daha dedim şarkının adı mümkansız. Attım hemen. Yani hem çok tatlı geldi ama dedim hani böyle bir şey var mı? Daha önce kullanıldı mı, kullanılmadı mı diye. Bir yabancı bir dizide bir gene kelimeyi mümkansız olarak çevirmiş çevirmen. İmkansız yani mümkün natı olan ama imkansız gecesini olan. Yani şey. Impossible'la bir şey evet, çevirmişler birlikte. Gibi bir şey, öyle bir şey yapmışlardı. Tam şimdi bakarız, Google'da çıkıyor. Oradan almışlar. Hiç kullanılmadı bugüne kadar herhangi bir şarkıda ya da başka bir yerde.
Çok güzel oldu. Çok da dikkat çekici de oldu. Herkes de sürekli arattırıp soruyorlar. Temiz dil savunucuları ne? Sataşmayın. Evet evet. Lütfen. Hemen 2-3 tanesi sataştı. Ay yani öf. Öf, yeni kelime türetebiliriz. Bunlar evet. Nereden çıkmış ki konuştuklarımız? Değil mi? Birileri türetiyor. Mümkansız. Bence harika yani. İmkansızın ötesi yani. Mümkansız yani. Ve ben sürekli kullanmaya başladım. Kullanacaksın çünkü evet. Kullanırım. Sürekli insan diline dolanıyor, böyle tuhaf bir durum var. Mesela Ceyhun benden abuk subuk şeyler istiyor, o zaman mümkansız diyebilirim. Aynen. Değil mi? Tamam, işte harika. Kürtücü bir etkisi var bence. Aynen. Mümkansız yani. Alacağım şarkıyı Ceyhun ya. Kaç aylıksın ya? Tam şarkıyı istiyorlar ısrar. Reji kulağımda böğürüyor. Tamam, süper, dinleyelim. Mümkansız. Ay ne kadar güzel bir çok şarkı bu. Yani tutmaması mümkansız gibi bir şey diyoruz. Tutmazsa yani. Allah sizi kahretsin ya. Bak söylüyorum burada. Bunu tutturmazsanız ne olsun yani? Çok güzel gidiyor yani ben... Şimdi uzun zamandır tabii şarkılar yapıyorum. Kimi şarkılar bize çok güzel geliyor. Bazen çıkarttığımız zaman hayal kırıklığı olabiliyor, tutmayabiliyor. Ama uzun süredir, özellikle işte 2 yıldır kendi şirketimi kurduktan sonra tabii birazcık daha dikkat etmeye özen gösterdim. Çok kişiye dinletiyorum şarkı çıkmadan önce. Yani demo halini. Farklı yerlerden, farklı müzik tarzı seven insanların ortak bir fikrini almaya çalışıyorum. Yani 10 kişi kadar... böyle bir kişi var yani, dinlettiğim insan var. 8'i 7'si falan beğenirse şarkıyı okey diyorum. Bu şarkı 10'da 10 almış bir şarkı olarak çok içim rahat bir şekilde çıkarttım. Yaz boyunca Edison Martılar var ya, sabah onu uyanıyordum. Artık bununla uyanacağım çok sabahları. Çok güzel. İyi, iyi uyandırıyor. Değil mi? Tam tabii. Böyle tam duşa giderken tabii, böyle tabii. İki şey atıp duşa gidebilir. Kötü oturuyormuşsunuz. Beni kapatıyor. Yani kötü oturmanız önemli de beni kapatıyormuşsunuz. Çok affedersiniz. Şimdi efendim böyle. Yok, bacak kötü görüyorum. Şimdi anladım. Oldu mu Ceyhun? Oldu mu şu anda? Tamam. Yani inşallah şarkıyı söylerken de bacak kötü gözükmüyordur yani. Kötü mü görünüyordu bacak şarkıyı söylerken? Hı. Ha, bacağı hiç çekmemişler. Harikasınız. Ha, evet, peki. Sonra metro kısmı birazcık daha gerilerde kaldı. Daha yeni bir şeyler, ama son videolar şahane yani. Teşekkür ederim. Çok gülüyorum. Çok gülüyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Çünkü çabuk sıkılan biri gibisiniz. Ya şöyle, ya bizim kuşağın genel bir özelliği aslında bir şeylerden bir kaşık alıp yoluna devam evet, etmek. Evet. Yani müzikte de olsun, evet. Kitap, bilgi, başka bir şey. Hani şöyle kendimi zaten bir yolda olduğum için ürettirken hissediyorum. Şu an için bir metro videosu vardı. Siz de beni onlar o videoyla tanıyorsunuz. Onun talk show'unu yaptık. Değişik bir konsept. Baya böyle benzeri olmayan bir şey yaptık. Baya 12 bölüm. Şimdi onun 2. sezonuna başladık. Çeşitli izlediğim, çocukken takip ettiğim şeylerden esinlenerek zenginleştirdiğim bir dünyam var. İçine insanları dahil edip kendi kafamdan çıkan skeçlerle birlikte oynatıp hem yapımcılığı hem senaristliği hem de içerik üreticiliğini daha fazla öğrendiğim bir süreç içerisindeyim ben de. Çok keyifli güzel. Oluyor vallahi, eğlenceli. Hani sevdiniz mi? Yani bu dünyayı sevdiniz mi? Bu işi sevdiniz mi? Tabii ki canım. Yani şu an sevmiyorsam yapmam. Daha hayır, devam hayır. etmem. Yani bu şöyle bir şey. Sorma amacım şu. Hani bu tamam ya, benim işim bu. Denecek bir şey mi? Bundan yani, sonrası için. Ya şu şekilde. Sizin işinizi de sordukları zaman eminim ki çeşitli normlara bağlı kalmadan bir şeyler söylüyorsunuzdur. Çünkü entertainment sektörü birazcık böyle insanın kendisine bırakılan bir şey ya. Hani ben insanları eğlendiriyorum. Okey, soytarı gibi mi? Hayır canım, yani kaliteli bir şeyler yapıyorum. İçerik üretiyorum. Ortaya bir şeyler çıkartıyorum. Yani kendime yakıştırdığım bir meslek adı varsa bu içerik üreticisi. Ve ben bunu yapmaktan çok mutluyum. Bir dakika, o zaman ben çok klasik kaldım. Çok sıkıcı kaldım. Şimdi ben böyle hiç kendime yakıştırdığım bir işimi anlatım şeklim yok. Sizinki ne var mı? Müzisyen. Ama çok haklı, çok yaratıcı yani. Oldu. Çok şimdi şu anda o zaman kendinizi anlattığınız yaratıcı bir isim istiyorum buna. Kendimi anlatan. Evet, yaratıcı bir isim yaptığı işle ilgili. Müzik üreticisi falan. Yani bir... Bu yaratıcı değil. Değil. Eğlenceli yolcu, hiç değil. Yolcu. Ay ne ya o yolcu, ne değil, öyle. Değil, alamadı. Onu bulamadım vallahi. Mümkansız. Mümkansız. Yok. Mümkansız. Yani insanları eğlendiriyorum. Biz ne yapıyoruz? Bana bir havalı isim takmak gerekse ne olurum ben? Yaptığım iş anlamında. İyi bir dinleyicisin. Ben vallahi ütü yapıcı, bulaşık yıkayıcı. Ben mesela yani biraz daha öyleyim. Ama dinleyici olmak da böyle bir edilgenlik değil mi? Edilgen olmak istemiyorum hayatta. Ya tabii edilgenlik modere edildiği kadar zaten edilgendir. Hani
edilgensiniz. Okey. Ama insanlar size bir şeyler verdiği için siz de onlara veriyorsunuz ya. Yok. Konuşturucu falan. Konuşturucu ama mesela şey, editörüm diyor ki anlatıcısın anlatıcı. Diyor. Yani anlatıcıyım aslında anlatıcı ama nerede diyor. Dinleyen işte. Sanıyor ki ben dinleyiciyim işte. Çocuk daha genç tabii. Genç. Ya bir de böyle ayrımcılık var ya, çok üzülüyorum. Ben tabii genç, 21 yaşında. Ne güzel. Çok güzel. Ben anlatayım. Siz susun, ben anlatırım. Çok, siz anlatıcıyım ya. Ayrımcılığa maruz kalıyor musunuz gençler olarak? Hani biz şey yapıyoruz ya. Daha çocuk işte aklı ermez muamelesi oluyor mu? Çoğu zaman da zaten aklımızın erdiğini kanıtlamaya çalışırken bocalıyoruz. Ve bu da hani bambaşka noktalara götürüyor artık bizi gençler olarak. Yani fikrimizi söyleme ihtiyacı içine düşüyoruz hepimiz. Allah'tan sosyal medya var. Hepimiz orada bir şeyler söyleyebiliyoruz. Aynen, çok rahatlar. Aynen. Yani dilediğini söyleyip çok daha iyi bir şekilde kendilerini ifade edebilecek bir ortama sahipler. Ediyorlar mı bilmiyorum. Hepsi edebiliyorlar mı? Ne kadar samimiler bilmiyorum ama en azından öyle onu kullanabilecekleri bir mecraları var artık herkesin. Kimisi böyle yaratıcı şeyler yapıyor. Eğlenceli içerikler üretiyor. Kimisi de bir fayda getirecek bir işte kullanmıyor. Ya da çok faydalı işler için kullanan insanlar var ama sonuçta kendini ifade edebileceği, anlatabileceği bir yer var yani, oraya anlatıyor ve elbet birileri onu dinliyor. Siz böyle kendinizi zaman zaman yakalıyor musunuz? Edize ya daha bu parmak kadar çocuk ne anlar ki derken, düşünürken söylemezsiniz eminim ama hani onu düşünürken yakalıyor musunuz kendinizi? Yani hiç öyle düşünmedim ya. Yani bilmiyorum hani, çünkü şeyler çok kafaları başka çalışıyor çocukların. Aksine çok iyi anlıyorlar her şeyin, çok farkındalar. Sadece böyle işlerine geldiği kısımlarını anlıyormuş gibi yapıyorlar. Onun dışında anlamıyormuş ayağına yatıyorlar bence, ama çok çok zekiler, çok acayip. Ya bence bu bizim de ikiyüzlüğümüz yetişkinler olarak, yani hani takdir ediyoruz, hayranlık duyuyoruz. Takdir demeyeyim, takdir çok üst perdeden, ama hayranlık duyuyoruz yaptığı yaratıcılıklara, şuna buna falan filan, ama sonrasında bir yerde sıkıştığımız yerde dünkü çocuk muamelesi yapmaya başlıyoruz. Yani biz de ikiyüzlüyüz aslında, biz de masum değiliz. O anlamda merak ettim, bir çelişki oluyor mu diye. Anladım. Ama anladınız bizim, da ne oluyor? Bizim yani çocukluğumuzdan gene daha az bence. Çünkü şimdi bir hani bu işte bu Z kuşağı, bu yeni nesil falan çok konuşuluyor ediliyor. Evet. Ve bizde daha şeydik herhalde. Yani bizim babalarımız, dedelerimiz falan. Sen daha çocuksan anlamazsın işte, falan dur falan. Biz şimdi o kuşağı anlayabilmek adına çaba sarf ediyoruz. Onlara dokunabilmek, yaptığımız işleri onlara beğendirebilmek. Evet, onlar neyi seviyor? Evet. Yani evet. Biz bir, aslında biraz daha farklı durum. Şu anda biz o genç kuşağı çok daha anlamaya çalışıyor ve onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim yaşımız ilerliyor. Evet. Bizler büyüyoruz. Alttan yeni bir nesil geliyor. Ya varlığımızı onlarla birlikte sürdüreceğiz ya da kaldığımız yerde duracağız ve biteceğiz hep beraber. O yüzden daha şanslılar yani. Ne olur bizi beğenin, bizi sevin lütfen. Bizi beğenin, bizi kabul edin. Herkesin ihtiyacı var buna artık gerçekten. Beğenilere, izlenmeye, etkileşime. Etkileşim çok önemli. Herkes görülmek istemiyor mu? Herkes takdir edilmek istiyor. Ben biraz daha tabii diyeceğim galiba, değil mi? Yani sizi kapıyorum herhalde. Pardon. Yani beni kapamak mümkün efendim, değil. Efendim değil. Mükansız yani, doğru. Edison oyuncağı mı? Edison oyuncağı. Evet. Çaldınız mı? Gönül evet, rızasıyla mı? Okuldaydı kendisi. Habersiz bir şekilde sepetinden aşırdık diyebilirim. Ay kuzum benim. Bak bak şu anda ben sana sarılıyorum. Bak bak bak. Ama daha güzel bir yere gidecek. Evet, daha güzel bir yere gidecek. Onun o dilini de öperim ben bu arada. Yani şeyin oyuncağı manasında. O da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Yani çok iyi niyetle getirilmiş, çok tatlı bir oyuncak ama işte ritük kuralları falan var işte buraya kadar. Alkol ve sigara sağlığa zararlıdır bu arada, bunu da belirtelim. Yani durduk yerde içimden taştı. Aynen. Bir programda bunu söylemezsem eksiklik hissediyorum içinde. Çok teşekkürler. Rica ederim, o da çok demek. Faydalı bir yere gidecek, emin olabilirsiniz bütün bunlardan. Ya bu arada rica edeceğim Sedacığım, kuliste bir seyircimizin gönderdiği küçük bir not ve onun gönderdiği çocuk atleti ve oyuncaklar var. Onları da alırsak kendisine buradan da teşekkür edelim. Çünkü seyircilerimiz de bize süper. Kıt kanaat bile olsa 3 kuruş 5 kuruş kenara koyup bize oyuncak gönderiyorlar. Çok değerli onlar o yüzden. Bazen elleriyle yapıyorlar. Ellerinde ne varsa onu gönderiyorlar. Bir de yanına bir sterling koyarsanız ben Haziran'da Orient Express'le gidebilirim yani. 4000 kişi. 4000 kişi. 4000 yetiyor. Yetiyor. Peki yaş kitlesi, yani yaş aralığı ne izleyicilerde? Sizin izleyicilerinizde yaş aralığı ne? Çok 17-24. 17-24. Dinleyicilerdeki yaş aralığı ne? Benim de %...
60 gibi bir civar galiba aynı şu anda. 2 sene önce daha yüksek. 17-24 mi 60? %60'ı mı o? Hiç bunu tahmin etmezdim. Bu son 1,5-2 yıldır Mahsen'den sonra çok şey değişti. Daha 30 yaş ve üstüydü biraz daha benim dinleyici kitlem. İşte 2019 mu 2020'de galiba Mahsen'le birlikte tabii birazcık daha dijital bence müzik platformlarında artık kullanılıyor olması oradan ulaşabiliyoruz. Eskiden sadece televizyon, radyo ulaşabiliyorduk. Onunla birlikte 2 yılda şeyi bayağı bir gençleşti dinleyici kitlem. İyi oldu yani benim için de. Duşta şarkı söyler misiniz? Kim söylemez ki? Ne söylersiniz? Ne o an aklıma ne gelirse. Ne gelir şu anda duş olsa? Mesela şu anda foşur foşur su aksa. Yalan. Şu duş başlığına rica ediyorum. Duştayız. Aa şey vardı ya video. Giden günlerim oldu. Müthiş bir adam kıyafetleriyle duşa giriyor. Görmedim onu. Aa harika bir video. Direkt duş başlığı gelince aklıma o video geliyor. Biz özgün bir programımız ama biz böyle ağza tutuyoruz onu. Açıyor musunuz orada? Yok öyle bir şey yapmıyoruz. Ama öyle bir şey yapmıyoruz. Evet. Rica etsem alabilir miyim şarkıyı? Devamını. Giden günlerim oldu. Yukarıya doğru kalkınca daha tatlı oluyor aslında. Tamam öyle yapın. Yola bakmadım. Devamını bilmiyorum. Başka bir şey söyleyeyim mi? Sözlerine ben de... Neden düşlerim yalnız ya? Başka şarkı. İşte başka şarkı. O duş modu yok şu anda. Fikrimden geceler yatabilire. Bu fikri başımdan atabilire. Biz Özgün Bey'den de bir çocuk şarkısı rica ediyoruz çocuklar için. Çünkü duşta mı? Duşta. Kırmızı balık gölde mesela kırmızı balık. Kendi şarkımı söyleyeyim canım bir tane. Tamam bir canım. Aa daha söyleyeyim. Da ölürüz yani. Elma gibi kırmızı yanaklarım var. İki kaş iki gözüm bir de burnum var. Dudaklarım ve dilim ince gibi dişlerim. İki kulağım bir çenem ve saçlarım var. Çok güzel. Bu oyuncaklar kimden geldi? Hemen söylüyorum görmeyen gözlerimle. İnşallah yanlış söylemem. Aysel Hanım'dan, Aysel Uyumaz Dülger'den geldi. Efendim ah diyor ki ev hanımı ve vasıfsız işçi olarak gönderiyorum diyor. Kurban olurum ben size ya. Öyle şey olur mu? Bayılıyorum ben bu oyuncakları ya. Kaç çocuk büyütmüşsünüz burada. Dişinizden gerçekten tırnağınızdan arttırdıklarınızı bize gönderiyorsunuz. O kadar müteşekkiriz gibi. Bir de çocuk atleti göndermiş yanında. Bu hangi yavrumuzun sırtını sıcak tutacak bilmiyoruz tabii ki ama çok teşekkür ediyoruz. Diğer seyircilerden de bekliyoruz. Elleriniz boş kalmasın, armut toplamasın, gönderin. Bak insanlar neler gönderiyor. Evet, çok tatlılar. Başka çalışmalar diyeceğim. Şimdi bu çıktı tamam. Harika da bir şarkı. Bundan sonrası ne olacak? Klip de çekildi, klip de tamam. Evet, yani standart tabii yıl içinde 3-4 şarkı yapıyoruz. Albüm birazcık daha... İstiyorum ama yıllardır yapamadım. Herhalde böyle tek şarkılarla devam edeceğim. Onun dışında uzun zamandır benim üzerinde çalıştığım bir proje var. Onunla ilgili şu anda çok yoğun bir çalışma süreci geçiriyoruz. Bir çocuk müzikali hazırlıyoruz. Özellikle Ediko TV, bizim YouTube kanalı bu çocuk şarkılar albümünden sonra. Bilmiyorum izlediniz mi bizim Nida, ben, Ediz ve bir başka karakterlerin olduğu bir animasyon. Evet, bu animasyonlarla birlikte tabii izlenme de çok güzel izlenmeler alıyor kanal. Biz dedik bu şarkıları ve bu karakterleri bir müzikal halinde çocuklara ve ailelerine sunalım. Onun üzerinde şu anda işte metin yazılıyor. Oyunun birazcık dijital çizgi film karakterleri olduğu için ve iç içe böyle geçen bir durum var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bakalım inşallah bir sene içerisinde herhalde izlenir hale getireceğiz oyunumuzu. Çok heyecan verici çok. Bir şey. Yenilikçi bir şey. Çok heyecan çok. Verici bir şey. Yani benim için... Çok önemli, çok heyecan verici. Çünkü hani artık 2005'ten beri zaten popüler işin bu kısmını zaten güzel bir yere oturttuk ve bu artık devam ediyor. Şarkılarımızı yapıyoruz, kliplerimizi çekiyoruz, işte konserlerimizi yapıyoruz ama bu yeni bir heyecan, yeni bir alan, farklı bir durum.
Ve hani işin içinde artık bir o işin yapımcısı olarak da bulunuyorum falan. Hani bu ayrı da bir keyif. O yüzden çok heyecanlıyız. Çok da güzel bir ekiple çalışıyoruz. İnşallah bittiği zaman da onu anlatmak üzere gelirim buraya. Şimdi onu diyecektim. Evet. Tam çok, bu arada ama eşiniz ve oğlunuzla bekliyoruz o zaman. Artık üçünüz evet geri geliriz. Bunu anlatmaya üçünüz evet, beraber gelin. Yapalım. Burada böyle canlandıralım evet, bir şeyler yapalım. Biraz çekiniyor. Ondan sonra konuştuktan ya, sonra niye onu demeseydim insan, kötü mü dedim falan yoksa söyledim mi? Yani beraber bir yer müdürüm vardı. Kafasına çok takıyor. Ben onu şey yaparım. Öyle bir motive şey eder, çok öyle, güzel öyle olur. Bütün aileyi burada görmek olur, harika tabii, olur. Bir taraftan da şey diyeyim, ben hep onu düşünürüm. Çocuk şarkısı yazanlar, çocuk kitabı yazanlar, bu tür müzikaller, hı-hı, oyunlar. Her kelime çok önemli. Tabii. Bunun için nasıl bir süreçten geçiliyor ya da destek mi alınıyor? Tabii pedagoglardan onaylatıyoruz. Hı-hı. Yani yazdığımız şarkı sözleri ya da oyun metini. Hı-hı. Önce gidiyor. Gittikten sonra metin bir tekrar dramatolojisi yapıldıktan sonra tekrar gidiyor. Orada zararlı ya da yanlış bazı şeyleri ifade edebiliyorsunuz. Onların hepsi uzman pedagogların onayından geçiyor. O şekilde yapıyoruz. En azından biz öyle yapıyoruz ama kitaplar da öyle. Bu sizin ebeveynliğinize de çok şahane yansıyordur tabii, değil mi? Yani anne baba aynen, olarak da. Neyi yanlış yaptık, neyi söyledik, demek bunu demek söylememek gerekiyormuş, hı-hı, diyorsun. O tabii acayip bir otokontrol haline dönüşüyor. Hı-hı. Gün içinde kendi çocuğunuzla da ona göre konuşup yaptığınız şeyleri ona göre dikkat ederek yapıyorsunuz. Büyürken böyle hani düşünülmeden sarf edilen bir cümle anne baba tarafından ailede, hı-hı, travma yarattı mı? Var mı öyle aklınıza gelen? Ya bana annem şöyle demişti, o günden beri benim böyle bir yaram var ya da işte babam ya da babaannem, anneannem böyle demişti. Şöyle bir şey var mı içinizde yara olan? Yani benim yediğim yiyeceklere yansıdı bu travma. Mesela ben hiç domates yemem. Hiç ama anneannem yüzünden. çok fazla, yani çok iğrenç bir an, öyle çok anlatmak istemiyorum ama hani çok fazla yedirdiği ve yanlış şeyler yaşandığı için böyle. Kustunuz mu? Ne zaman görsem aynen böyle bir içim bir tuhaf olur, bir rahatsız olurum. Hiçbir şekilde dokunamam. Aa, çok ilginç. Hiçbir şeylerin içine yerleş, ketçap vesaire falan böyle. Hani... Domates ve türevleri. Aynen. Eyvah. Aa, öyle bir özellik varmış. O fazla yedirmekten ama o değil evet, mi? Evet evet ya. Kustum üzerime, tamam, bir süre öyle kaldım. Bir şey canım, bu insanlık suçu değil yani. Yok hayır, yani belki rahatsız olursunuz. Çünkü şöyle oldu yani, çıkarttım üzerime, bir süre temizlenmeyi bekledim. Çünkü o şok etkisiyle falan böyle. Hani benim annem öğretmen, beni anneannem büyüttü. Bekliyorum böyle hani gelmesini falan. Çok uzun bir süre gelmedi. Üzerimde baktım böyle süre. Yani kırmızı mı? Böyle, evet evet. Çok kötü. Ya bir de insan ilk etapta şöyle olmuyor mu? Kırmızı, çok özür diliyorum. Kırmızı bir şey çıktığında hani... O ne yediğini hatırlamıyor ve kan evet, rengi. Kan, evet. Ben kan mı kusuyorum, evet, ne oluyor diye düşünmüyorum bir anda. Bir sonra ben ama bunu yemiştim, hmm, gibi bir şey de olabiliyor. Yani çocuktum, ne yediğimi çok iyi bildiğim için o böyle şeydi ya böyle. Bir daha bunu yemeyeyim. Kesinlikle net çizgi çektiğim bir konu oldu domates. Bir de belki böyle videolarına baktığınızda şey görmüyor musunuz? Hani sokakta herkesi ikna eden bir gücü var. Hani öyle bir yaklaşıyor ki bir kere çok iyimser, çok tatlı, dünyanın en iyi elektrikli erkeği. bir de böyle ikna ediyor. Yani hiç kimse ona hayır demiyordur diye düşünüyorum. Biz dedik ya ne ki yaptı yani, yaptığı da iş mi ama ne var, biz de yaparız. Dedik ki çıktık sokağa. Döner mi hamburger mi? Bunlar ne saçma sorular ya. Saçma sapan şeyler kaldı mı bunlar ya? Müsaade eder misin? Döner mi hamburger mi? Oğlum burada gelmişim, tek başıma oturuyorum. İnsan mı sorar müsait misin, nasılsın? Hemen geliyorsunuz kameraya. Kamerayı alınca ne oluyor ya? Döner mi hamburger mi? Ne oluyor ya? Ne döneri ne hamburgeri, hayret bir şey ya. Ya gitsene ya, işim gücüm var şurada. Abi kolay gelsin. Döner mi hamburger mi? İşim gücüm var, çalışıyorum şu an. Git başkasına sor. Döner mi hamburger mi? Ya git Allah aşkına işine gücüne bak ya. Döner mi hamburger mi? Dönerse senindir. Ya kardeşim git başımdan. İşiniz gücünüz yok mu sizin ya? Merhabalar herkese. Beşiktaş'ın eski adı nedir? Gitar kaç yılında icat edilmişti arkadaşlar? Gitar kaç yılında? 50 liranın üstünde kim vardı? Osmanlı kaç yılında kurulmuştu?
Bu iş öyle kolay değil. Bu seyirciye de gösterelim. Siz zannediyorsunuz ki biz burada geliyoruz, kakara kikiri yapıyoruz falan filan. O arkadaşlar o sokak röportajlarını bile basit, o mikrofon tutmayı bile kaç saatte hallediyorlar biliyor musunuz? Öyle kolay değil. O insanlar size bakmıyorlar yolda. Öyle mi oluyor? Yani göründüğü kadar kolay mı? Çok tatlı olmuş öncelikle. Çok hoşuma gitti. Videom yani... Benim çektiğim içerikler tamamen bu görüntülerden ibaret aslında bu arada. Yani herkes böyle sevecenlikle karşılamıyor. Okey tamam hani insanların yanına gidiyoruz ve bir şeyler söylüyoruz. Birden samimi olalım hani enerji falan ama insanlar bazen acayip tepkiler verebiliyor. İşte ne iş yapıyorsunuz videosu çektiğim zaman şöyle bir şey yaşamıştım. İstinye'de çekiyordum. Bir araba yaklaştı böyle. Güzeldi bir arabaydı. Ben de böyle yaklaştım yanına doğru. Merhabalar ne iş yapıyorsunuz falan dedikten sonra işte yanında bir hanımefendi vardı. O yüzünü kapattı hemen böyle dedim. Eyvah. Ben şu an çekmemem gereken bir şey çekiyorum. Ki zaten öyle de oldu. Adam böyle indi arabadan. Kocaman da bir herifti böyle. Bel çantam vardı bir tane buradan. Tuttu oradan çekti böyle. O videoyu sil falan yaptı işte kalın böyle. Tamam hemen silerim yaptım. Girdim. Sildim videoyu. Son silinenlerden de sil falan yaptı. Ya inanılmaz tepkilerle karşılaşabiliyorum. Gerçekten böyle herkes hani okey çok sevimli, sevecen ama o gün çok iyi gününde olmayabiliyorlar ve hani bu da üzüyor. Bir tık. O gün çok iyi bir günde değil miydi? Adam karısını mı aldatıyordu? Ben anlamadım. Yani muhtemelen öyle bir şeydi ki hani bu kadar sert evet. Davrandı bana. Eşini ama... aldatanlar belki gördüğünüz yerde kaçın. Bak bu çocuğa bakın iyice. Gördüğünüz yerde aman dikkat. Onaylamıyorum eşinizi aldatmayın. Bu da onaylıyormuş. Aldatmayın eşinizi ya. Ne demek ne münasebet. Gerek aldatmak yok. Nedir? Hiç eşinizi aldatmayın. O da ciddi ciddi cevap veriyor. Hiç öyle bir uyum yoktur yani. Yok, ama dünyanın en, sizi o kadar seviyoruz ki. Orada gelen konuklar arasında en sevdiklerimizde ilk beştesiniz. Teşekkür ederim. Yani bu beyefendilik bu hakikaten. O zaten hani hiç beklenen bir şey değil sizden. Yani hiç. Yani, beklentisi içine girmeyelim genel olarak. Ya karakterle alakalı zaten. Bir durum olduğunu düşünüyorum. Mevzunun. Yani aldatma işinin. Çünkü hani bir kişiye endeksli ya da hani eşine yani bir insan eşini aldatabiliyorsa demek ki hayatındaki herkesi aldatabilir ya da aldatıyordur anlamına geliyor bence. Öyle mi oluyor o iş? Öyledir bu iş benim. Bir insan ya yalancıdır ya değildir ya hani hayatla alakalı. Yani yalan söyleyen bir insan herkese yalan söyler. Hayatıyla ilgili benim için ben öyle olduğunu düşünüyorum. Gördüklerim de öyle. Ha. Yani ben eşini aldatan ve kendi yani tabii ki neler yaşadığı insanların kimse bilemez ama her ne olursa olsun aldatmanın şeyi yok bence. Ayrılabilirsin, ayrıl. Ne yaşamak istiyorsan yaşa. Ama hayatında eşlerini aldatan insanların sosyal yaşamlarında da çok mutlu ve doğru insanlarla bir arada olan insanlar olmadıklarını hep gördüm. O yüzden bir insan hani ya dediğim gibi dürüsttür ya yalancıdır. Hani ona dürüst buna yalancı ya da ona aldatır bunu aldatmaz falan diye bir durum yoktur. Karısını aldatıyorsa bence iş arkadaşını da çok daha rahat aldatıyordur o adam diye düşünüyorum. O yüzden ya biraz kadın. Yapı ya da kadın. Orada, evet yani, tabii. Cinsiyetçi bir şey değil, değil çünkü hiç bu. Değil ben kendim hani erkek olduğum için kendi tarafımdan bakıp anlattım. Tabii ki kadınlar için de geçerli. Yorucu benim bir şey yalan söylemek. Dünyanın yani. En yorucu şeyi evet. Yalan ve huzursuzluk. Yani benim hayattaki en önemli şey benim için huzur. Ve çok çabuk etkileniyorum etrafımda ya da kendi yaşadığım hayatımdaki olumsuzluklardan. Bir kere yalan söylemenin vermiş olduğu şey çok fena bir durumdur. Yani yalan söyledikçe yalan söyler insan söyledikçe yalan söyler. O yüzden hiç uğraşamam yani hayatımın hiçbir kesimde ben dürüst olurum, iyi yaşayayım, aman huzurlu olayım. Akşam yatağa yattığım vakit şöyle içim rahat uyuyayım. Başka da bir arzum, şeyim yok hayattan yani çok şükür. Yalan çok büyük bir kambur çünkü. Evet. Çok çok karartan bir şey çok insanın fena, içini çok. Değil mi? Yani ben küçükken şeyim yani şey hatırlıyorum hayatımda. Böyle bir Walkman'im vardı. Ve Walkman'im kırıldı. Düşürdüm ve kırıldı Walkman'im. Teyzemler böyle herhalde Almanya'dan getirmişlerdi. Ya yani annem ve babam da hayat tüm boyunca bana hiçbir şey için kızmazlar yani böyle bir eşya ya da bir şeyi kırdın niye bunu yaptın falan hiç olmamıştır ama öyle bir çok korktum ve onu evin böyle yüklük gibi bir yerinde bir şişme bot kutusu vardı onun falan içine sakladım. En dibine soktum böyle hani bir yerlerde koydum o Walkman'ı oraya ve
belki de yıllarca o benim yatak odamdaydı o yüklükte. Sürekli bir şey vardı içinde. Belki de onun travmasını yaşıyorum. Annem onu bulacak mı, bulunacak mı, yakalanacak mı? Oysa ne basit hani, bir şey değil çıkar, mi? O kadar süzen çıkar, at yani onu hani. Ama dediğim gibi o, onun huzursuzluğu, yalanın huzursuzluğu çok fena bir şey. Daha da gözünde büyür ya. Evet yani ne olacak oğlum? Ne olacak? Ben çok iyi anlıyorum. Kırsan, değil mi sen? Ben de saklardım. Değil mi? O kadar küçüğüm. Hala saklıyorsun. Walkman kadar değil ama. Tabii. Muhtemelen görmemişsindir daha. Bugün. Hiç bir tane bile görmedim. CD'li olan bir şey gördüm sadece. Aynen abi. O değil mi? Bugün kuaförden ya saçlı yaptırırken ya. Oradaki arkadaşlara sordum. Anıl'la Hasan vardı. Ona dedim sen dedim hani hiç Walkman gördüm. O ne abi falan dedi. Böyle bir kutu gibi bir şeydi değil mi dedi. Evet hani gördüm falan dedi onu. Discman dedim var mıydı seni? O ne abi dedi. Şimdi o arada onu daha sonra olmasına rağmen onu hiç dedim. Sen herhalde MP3 çocuğusun direkt. Yani, MP4 yani MP3 bizim zamanımızda biz yok etmeye çalışıyorduk. Hani interneti yani 2005 yılında şarkılarımız internete düşmesin, internette müzik dinlenmesin diye biz deli gibi uğraşıyorduk. Şu anda hemen internetten şarkılarımız nasıl daha çok dinlenir diye uğraşıyoruz. Yani böyle değişik aslında bir ne lazım. Kadar şanslı kuşaklarız bakınca. Evet. Bu kadar büyük değişimleri, tabii. Bu kadar kısa bir zamanda görebilme şansına aynen. Eriştik. Benim 3 kasetim var ya, 3 tane albümüm kaset hali var duruyor yani evde. Kaset biliyor muyuz ne olduğunu? Ha, biliyorum tabii. Peki yani. Böyle onu şeyle sarmayı kalemle. Ha, kalemle aynen. Onu da bilmiyoruz. Yok var canım hani onlar da böyle tam prime time'ına denk gelmedim evet. Kasetin yani. Ne olduğunu biliyorum. Tabii arabada yok. Senin şey arabanda yok. Bak yani. Eskiden böyle yapardık la gösterilen şeyler. Öyle öyle yani. Şey açıklama esnasında gösterilen hı-hı. Şeyler yaşanmış şeyler yok, değil. Aynen. Yani bir şarkıyı bulacağız diye. Evet ya. Neredeydi bu kaç numara? Kabada yoksa hele. Hangi yüzünde kaçıncıydı bu ya? Bir de oradan ne kadar ileriye gitmiş oradan bakıyorsan aşağı yukarı. Son buralarda bir yerde. Analog keyifli ama değil mi? Hani size çok başka bir enerji veriyor yani bence. Ya tabii canım şimdi onun şeyi başka ama mümkün değil şu anda. Mümkansız yani getirseler kimse uğraşmaz yani. Bana yaşlılık ya, enerjisi yani. Veriyor ya. Şu anda kendimi çok yaşlı hissediyorum. Hiç enerji vermiyor bunları hatırlamak. Yani İnsan ama hani üzülüyor. Keyifli hatırlıyor olmak tabii muhabbet aslında. Hani. Peki sizin peki bu kadar duygusal taraf da var bu arada hani bu kadar eğlenceli mutlaka, ama geceleri mutlaka. Ağlamalar falan. Değil mi klasiktir ya böyle ben herkesi güldürüyorum geceleri. Yok be hani öyle güldürü komik olmaya çalışmak bir kurgu yapmak yok, içerik enerji. Üretmek. Ya tabii ki. Eğlenceli İnsanlara olmak. Pozitif bir şeyler uyandırıp bana şimdi kim pozitif verecek diye böyle ortada kaldığım çok zaman oluyor. Ya. Ama hani okeyim. Böyle bir insan olduğumu kabul edebiliyorum. Çünkü ben de insanlara verip onlardan aldığım enerjiyle iyi hissediyorum. Bu yüzden bir tebessüm için sokaklara düşüp insanlara şakalar yapıp böyle bir palyaçoymuşum ben de. Derdim, niyetim aşk bu. İçin ağlar mısınız? Evet. Yani, şöyle hani öyle bir melankolik tarafınız var mı? Olmaz. Çok güzel bir yani şey bence ağlamak herhalde ya. Herhalde o anlamda söyleyeyim. Hani sevgili gitti böyle arkasından çaresizce. Ya bazı insanlar öyle değildir o anlamda soruyorum. Ağlarım ya. Neden ağlamayayım? Çok güzel bir şey çünkü bence. Yani inanılmaz bir duş alırım. Acayip. Ki bir de ben mesela üzgün olduğum zamanlarda böyle daha yaratıcı olurum. Daha böyle hislerimi çok daha iyi anlarım. Hmm. İçinde bulunduğum durumu çok daha iyi analiz ederim. İnsanları çok daha rahat tabii. Gözlemlerim. Üzgün, kırgın ve ilgiye muhtacım çünkü. Daha da iyi üretmez mi insan o durumlarda? Değil mi? Kendini aynen. Onu armak için. O zamanlarda oluyor tabii zaten. Bir şey anlatma ihtiyacı hı-hı. Duyuyorsun. Yani daha çok, daha iyi evet. Güldürüyorsun o an. Böyle daha tatlı kahkahalar attırıyorsun insanlara. Çok keyifli. Şarkı alalım mı burada? Tabii. Şimdi herhalde Mahzen galiba. Evet, Mahzen. Ayakta söyleyeyim. Şöyle. İyiyiz değil mi? Vallahi. Bu da en sevdiğimiz şarkılardan. Mahzen evet. 2020 yılının güzel bir hediye getirdiğimi düşünüyorum. Bana çocukken hiç verilmeyen benim ama çok vermek istediğim bir hediyeyle programımızı kapatalım isterseniz yavaştan. Dükkan da bizim. Kalabiliriz aslında mesela size. Ya yani çok pardon bir şey söyleyeceğim ya. Anam biz yaşlıyız maçlıyız diyoruz da bu ne ya 1973 style'a. Bu ne ya böyle program mı kapatılır? Ay sen kapat ışıkları ya bu ne ya. Ben bir şey.